merkezinden itibaren kaça böldüyse, diyelim ki 8'e böldük. Bunun aynısını, kalıbını buraya geçirerek burada bir model oluşturacağız. Burada oluşturduğumuz modeli tek tek bütün dilimlere yerleştireceğiz. Bunu istediğiniz kadar 2 katlı, 3 katlı yapabilirsiniz. Bu daireyi genişletebilirsiniz daha fazla. Burada diyelim ki şöyle bir model oluşturdunuz. Şöyle burada 8'de 1 olarak çiziyorum ben şimdi. Yaprak kullanabilirsiniz. Dandanlı şekiller kullanabilirsiniz. Kendi yapacağınız tasarıma göre bunları bu şekilde değiştirmeniz mümkün. Şimdi hepsini tek tek merkeze yerleştirerek buraya geçiriyoruz ki yapraklarımızın hepsinin yönü aynı yöne baksın. Hepsini geçiriyorum. İstersem şuraya küçük bir detay daha ekleyebilirim. Daha farklı tasarım çiçeklerde yapmak mümkün. Hepsini şimdi tek tek buraya geçiriyorum. Hiç kaydırmamanız çok önemli. Bu şekilde 5'li, 7'li istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamam, çok doğru. Devam ediyoruz. Daha sonra bunu arka yüzünden temize çekeceğiz. Ve bunlara uygun diğer modelleri de yapacağız. Bunu tamamlayana kadar devam ediyoruz. Bu işlemde genellikle gölge kullanırsanız çok daha iyi olur. Katlayıp da yapmıyoruz. Çünkü katladığımız zaman kağıdın kat izinden dolayı kaydırmamız çok mümkün. Bu şekilde tek tek geçireceğiz. Ve son dilim. Katlamamızın diğer bir sebebi de yaprakların hepsinin aynı yöne bakıyor olması. Katladığımız zaman biri sağa biri sola bakar. Burada önemli olan yaprakların hepsi aynı yöne baksın. Bu şekilde bittikten sonra arka yüzünden daha düzgün bir şekilde temize geçirip ön yüzü siliyoruz.